Evet, şu anda Ereğli'nin en köklü kolejlerinden Özel Ereğli Koleji'ndeyiz efendim ve yanımızda çok değerli konuklarımız var. Özel Ereğli Koleji'nin ilkokul bölümünden sorumlu müdürümüz Hüsamettin Bilgili Bey, merhabalar. Merhaba. Ve hemen yanında da yine Özel Ereğli Koleji'nizin lise ve ortaokul bölümünden sorumlu Bahar Kartal Yavuz Hanımefendi'yle birlikteyiz, merhabalar. Dedik, Ereğli'nin en köklü okullarından bir tanesi Özel Ereğli Koleji sevgili izleyiciler. Ve bu köklü okulda bakalım birkaç tane soruyla cevap alacağız. Neler yapılıyor? Hangi çalışmalar yürütülüyor? Ben ilk olarak Hüsamettin Bey'le başlamak istiyorum. Malumunuz çok köklü bir okul burası ve başarılı bir okul diyoruz. Biraz Özel Ereğli Koleji hakkında sizler kısa bilgi alın. Ereğli Koleji'ni ben onun için ara benzetiyorum. 20 yıllık büyük bir okul. Geçmişi başarılarla dolu bir okul. Bu 20 yıllık serüveni aynı şekilde bir 20 yıl daha uzun yıllar devam ettireceğini düşünüyorum. Fiziki mekanıyla, eğitimiyle, öğretmenleriyle son derece kendisini ispatlamış, başarılı bir okul olarak nitelendiriyorum. Evet, ikinci sorumu ben Bahar Hanım'a yöneltmek istiyorum. Malum diyoruz ya, gerçekten ülkemizin önemli okullarından bir tanesi Özel Ereğli Koleji. Hem bina anlamında, hem öğretmen anlamında, öğrenci anlamında tabii ki bazen zor süreçler yaşanabiliyor ülkemizde. Geçişler de olabiliyor. Bu süreçler içerisinde siz neler yaptınız ve neler yapmayı planlıyorsunuz? Biz de bir değişim sürecinde sıkıntılar yaşadık, bir süreç geçirdik. Özel Ereğli Koleji olarak adımızı değiştirdik. Fakat Anadolu'da 20 yıldır bayrağını dalgalandırdığımız TET'le gönül bağımız hala devam ediyor. Ekonomik sebeplerden etkilenmeyen şu durumda ülkemizde hiçbir alan, hiçbir sektör yok. Biz de her okul gibi, her sektör gibi bu süreci geçirdik. Fakat Recep Yıldız Bey'in çözümlemesiyle biz de şu durumda bir rahatlamaya ulaştık. Bundan sonraki süreçte 20 yılda olduğu gibi yine en önde, en ön sıralarda başarılarımızı devam ettireceğiz. Sonuçta 20 yıllık köklü bir geçmişten bahsediyoruz. Hem akademik olarak hem sosyal, sportif faaliyetlerde. En öndeydik, dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olmaya devam edecek. Bu süreçte bizi destekleyen velilerimize, emeğini esirgemeyen öğrencilerimize, göz bebeği öğrencilerimize, tüm kurumum, çalışanlar ve öğretmenlerim adına teşekkür etmek istiyorum. Recep Yıldız Bey ve ailesine, eğitim gönüllüsü olan Recep Yıldız Bey ve ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ereğli halkına teşekkür etmek istiyorum. Özel Ereğli Koleji gerçekten köklü bir okul sevgili izleyiciler. 20 yıllık bir mazisi var. Ereğli'ye gerçekten büyük katkıları var. Hüsamettin Bey, bu noktada bundan sonraki Özel Ereğli Koleji'nin hedefleri nelerdir? Evet. Şimdi bundan önce ben Bahar Hocama ufacık bir katkıda bulunayım. Ben Ereğli Koleji'ni Türkiye'ye benzetiyorum. Türkiye'yi de dış dünyada, dış basında nasıl Ermeni katliamıyla ilgili suçlanıyorsa, hakkında haksız ithamlar bulunuyorsa, bizim hakkımızda da maalesef böyle asılsız ithamlarla bulunuluyor. Ama şu kadar söyleyeyim, biz dimdik ayaktayız. Öğretmenlerimizle, personelimizle, öğrencilerimizle ve velilerimizle dimdik ayaktayız. Seneye de aynı şekilde büyük bir değişim yaşayarak bunu devam ettireceğiz. Neler var? Gelecek seneye ilişkin bir kere ders saati sayısının artması, etüt saatlerinin artması, deneme sınavlarının artması, kurslarımızın artması, bunun dışında sosyal etkinliklerde folklor çalışmamız, izcilik kampımız, izcilik kulübümüz açılacak bu sene, akıl oyunları, satranç gibi çok farklı unsurlarla büyük bir değişimi yaşayarak adımızı önümüzdeki sene çok güzel bir şekilde bahsettireceğiz. Peki, ben hem Hüsamettin Bey'e de Bahar Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda buluşmak üzere. Teşekkür ederim.